Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Evet, bizi yaratan ve bu yılda manevi atmosferi yüksek, feyizli ve bereketli bir zaman dilimine kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Evet, önümüzdeki cumartesi günü 13 Şubat tarihi itibariyle 3 aylara girmiş olacağız. 3 aylar denildiği zaman Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak bilinmektedir. İslam kültür tarihinde bu 3 aylar büyük bir öneme sahiptir. Recep ayıyla başlar, Ramazan ayıyla biter. 3 aylar girince bizim kültürümüzde oruç ayı başlar gibi anlaşılıyor. Oysa ki oruç ayı sadece Ramazan ayıdır. Recep ve Şaban ayları ise daha çok günahlardan arınma, tevbe, istiğfar, dua, zikir gibi ibadetlerle geçirmemiz gereken aylar olduğunu bizim bilmemiz lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayı dışında başka hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmemiştir. Ancak Hazreti Ayşe validemizin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte diyor ki en çok Peygamber Efendimizin oruç tuttuğu aylar Recep ve Şaban aylarıdır. Tamamı oruçlu geçirmemiştir. Ancak diyor ki bazen öyle oruç tutardı ki biz zannederdik ki ayın tamamını oruçlu geçirecek. Onun için bizler de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ümmeti olarak onun sünnetini yerine getirmek gayreti içerisinde olmalıyız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindendir pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak. Ve aynı şekilde her kameri ayın eyyami bid diye tabir ettiğimiz ayın 13'ü, 14. ve 15. günlerini oruçlu geçirmek yine Peygamber Efendimizin sünnetindendir. O halde biz 3 aylara girince 3 aylarda tevbe ile, dua ile, zikirle bu ayı yaşamaya çalışacağız. Bütün bunları yaparken de pazartesi ve perşembe günleriyle Recep ayının 13, 14 ve 15. gecelerini gününü aynı şekilde Şaban ayının 13, 14 ve 15. günlerini oruçlu geçirmemiz sünnetine uygun bir davranışta bulunmuş olacağız. Biz şimdi bu orucu tutarken aynı zamanda kaza orucuna da niyet edebiliriz. Mesela geçen yıl Ramazan ayında bir mazerete binaen oruç tutamamış, kazaya bırakmışsak Şafii mezhebinde bu seneki Ramazan girmeden o kazayı tutmak zorundayız. Velev ki tutmasak bir yılki Ramazan ayı gelip geçtikten sonra hem kazasını hem de her bir günü için bir fitre miktarı kefaret vermemiz lazım. Hem de günah işlemiş oluyoruz. Yani yıl üzerinden geçmemesi lazım. O halde bu 3 ayları Recep ve Şaban ayını fırsat bilip kaza orucumuz varsa bunları tutmamız lazım. Hanefi mezhebinde de ertelenmemesi gerekir. Çünkü Rabbimiz bizim ömrümüzü, ecelimizi gizlemiş. Kimin ne zaman öleceğini biz bilmeyiz. Üzerimizde bir oruç borcu olarak da Allah'ın huzuruna gitmemeye gayret göstereceğiz. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Mevla ayları zikrederken inne iddete şuhuri indellahi isna aşere şehren fi kitabillahi yevme halakas semavati vel ard minha erbaatun hurum zalike dinul kayyim fela tezzamu fihinne enfuseküm. Tevbe suresi 36. ayette öyle buyuruyor. Allah yeri ve göğü yarattığı zaman ayların sayısını 12 olarak yaratmış ve bu 12 aydan 4'ünü haram ayı olarak ilan etmiş. Yani muhterem saymış. İşte dost doğru din budur. فَلَا تَظَّمُ ف۪يهِنَّ اَنْفُسَكُمْ. Siz bu haram aylarda, Allah'ın muhterem saydığı bu aylardan günah işlemeyin diyor. Mesela bu aylardan birincisi Recep ayıdır. Dolayısıyla biz Recep ayına giriyorsak evvela bizim yapmamız gereken günahlardan uzaklaşmamızdır. Eğer varsa her insan mutlaka günah işler. O halde biz madem ki günah işlediğimizi biliyoruz, o halde Allah'a tevbe edeceğiz. Ramazan ayına girerken günahlardan arınmış bir kul olarak girmeye gayret göstereceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi kutside buyurur ki,
Cenab-ı Mevla şöyle buyurmuş diyor. La ma yezal abdi yetekarrabu ileyye bin nevafil hatta uhibbu. Diyor ki Cenab-ı Mevla, benim kullarım ancak bana nafileleri, nafile ibadetleri yaparak bir adım bana yaklaşırlar. Dolayısıyla Allah'a mesela Ramazan ayında herkes oruç tutar. Bir adım öne geçmek için işte biz Recep ve Şaban aylarında o tutacağımız oruçlarla bir adım Allah'a yaklaşmış oluyoruz. Onun için aziz kardeşlerim, biz bu üç aylara girerken şunu bileceğiz ki bu mübarek günler, mübarek aylar bizim ömrümüzde sayılıdır. Belki bir sonraki üç aylara, önümüzdeki 2022 yılının üç ayına belki kavuşamayız. Bu yılki Recep ayını, Şaban ayını, Ramazan ayını son ayımız olarak dolu dolu yaşayalım ki Rabbimiz bizi affetsin, Rabbimizin huzuruna günahsız çıkalım. Bu fırsatları, Rabbimizin bize verdiği bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye gayret edelim. Ben şimdiden herkesin üç aylarını ve önümüzdeki Perşembe günü idrak edeceğimiz Regaib Kandili gecesini tebrik ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.